Falcao yok. Evet. Dün antrenmandaydık. Antrenmana çıkmadı. 20. gün bugün. Paris Saint Germain maçından bu yana maça zaten çıkmadı. Evet. Ee, Süperlikte de arada mil takım arası vardı. Sivas maçında oynamadı. Ama antrenmana da çıkmıyor. Ve bununla ilgili tek elimizdeki veri dün antrenmanda olmama rağmen hani kulüpler bazen açıklar. Falcao'nun sağ ön adalesindeki İkinci derece yırtık, hı hı. ayak bileğindeki birinci derecedeki zorlama. Mesela bugün Beşiktaş haberleri vardı. Evet onlardan bahsedeceğiz. bahsedeceğiz ne olur ne biter. Zaten. Kulüp detaylı olarak açıklama yapıyor doğal olarak. Bu kamuya açık kurumlar bunlar. Hı. Biz bu kulüpten aldığımız bilgileri birbirimizle paylaşmıyoruz. Takip eden insanlara paylaşıyoruz. Neyse, Falco ile ilgili öyle bir açıklama yok sadece Fatih Hoca'nın Sivas Spor maçı sonrası Mixon'da, flaşta yaptığı ağrım var. Antrenmana çıkmadı. E, bakalım antrenmana çıkarsa ki dün ve bugün pazartesinden ve pazardan bahsediyordu. Oynatmak istiyoruz demişti ama çıkmadı. Dün de yok. Enteresan. Galatasaray Kulübü de onunla ilgili net bir açıklamayı hala yapmadı. Ya yani ne olacağını göreceğiz. Net durum ama somut durum bu akşam yok. En önemli transferi bu arada onu da söyleyeyim. Yani En evet. pahalı en flash transferi. Yani içerideki Real Madrid maçında oynaması gerekiyordu Falcao'nun bir şekilde. Tabii ki sakatlık hani hala biraz durarak bir stoplayarak konuşuyorum ama yok. Yani bu maçlar için getirildiğini e de tabii. söyleyelim ama sakatsa ya da yapacak bir şey yok. O da doğru. E, Andone e, muhtemelen forma giyecek çok e yüksek ihtimalle. Andone'nin de performansı aslında e, çıkış e, trendinde. onu da söyleyebiliriz yani son maçta iki gol, iki gol istatistiklerini geçtim. Bence Falkan radyoda da konuştuk sabah. Evet Falcao klas açısından, tecrübe açısından, e, yetenek açısından her takımın eksikliğini hissedebileceği bir isim. Ama bu Falcao değil. Yani Galatasaray'da oynadığı maçlardaki Falcao değil. O yüzden Falcao'nun olması isim ağırlığı nedeniyle belki Andone'nin oynamamasına sebep olacaktı. Yani. Daha formda olan bir oyuncu. Burada forma adaleti ister istemez hani sakatlık sebebiyle işte oyuncunun olmaması sebebiyle biraz sağlanmış oluyor. Andone'de bir şeyler yapabilir. Fiziksel olarak kendini diri tuttuğunu, devamlı aktif olduğunu gördük en azından biraz daha verimli olabilir sanki Falcao'da. Şimdi Androna'da durumun farkında. Real Madrid'e karşı oynayacak. Eee fırsat. fırsat İngiltere'de Brighton'dan geldi galiba. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Aklında mı senin de? Brighton'dan. Brighton. Bakayım. Okey veya olabilir, olabilir. veya Brighton öyle bir takımdı. E, çok da göz önünde olan bir oyuncu değildi Galatasaray'da iki golle evet. ilk başlangıcını yapması ve hemen arkasından Real Madrid maçına çıkması oyuncular için şans. E, bu durumu kullanmaları gerekiyor. E, ama ne kadar e, kullanmanın içinde dolduracak varan Ramos var. Marcelo oynayacak büyük ihtimalle. Önce Casemiro, Casemiro var. Crossla belki mücadeleye girecek. Cross, mücadeleye girecek. Cross gelip kademesine girecek. Belki Benzema ile şeylerde hava toplarında, hava toplarında ve duran toplarda Benzema ile eşleşecek. İşi kolay değil. Bahsettiğimiz isimler son neredeyse 10-15 yıldır Avrupa futbolunun en üst düzey oyuncuları.